Evet arkadaşlar, şimdi de kazanım 23'teyim. 12 kız, 15 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfta kızlar kendi arasında, erkekler kendi arasında birbirine hediye alıyorlar. Toplam kaç hediye alınmıştır? diyor. Şimdi kızları bir düşünelim. 1 2 3 bunlar kızların numaraları olsun. Nokta nokta 12 tane kız var. Şimdi ilk kızı düşünürsek kendisine hediye almayacak. 11 tane hediye alıyor. İkinci kız da yine 11 tane alır. Yani şöyle düşün kendini bir e, hayal et. E, herkesin 11'er tane hediye alması zorunlu zaten. Böyle ilerliyor. Demek ki burada 12 çarpı 11 hediye gelir. Bu ne demek? 132 hediye. Şimdi erkekler için aynı şeyi düşünürsek 1, 2, 3 diye kaç erkek vardı? 15. E, onların da her biri 14 tane hediye almak zorunda. Burada da 15 çarpı 14 oluyor. Bu da 140-70-210 hediye yapar. Toplamdaki hediye sayısı için de şunları toplamamız lazım. 132'nin altına yazıyorum. 2, 4, 342 hediye alınır. E şıkkı. Bir iş yerinde herkes birbirine hediye aldığında toplam 110 hediye alınıyor diyor. Şimdi kaç kişi olduğunu bilmiyoruz ki zaten o soruluyor bize. Şu birinci, ikinci, üçüncü diyelim. Toplamda x kişi var olsun diyelim. Ee, şimdi bu x kişi olunca toplamda x eksi bir hediye alır. Bu da yine x eksi bir hediye alır. Herkes x eksi bir hediye alır. Tabi bu da öyle. Yani o anlamda toplamda x çarpı x eksi bir hediye alınmış olur. Ki bu 110 eşit. Ee, bu soru güzel olmuş çünkü 110 ardışık iki sayın çarpımı olarak ne yazılır? 10, 11 diye yazılır değil mi? Bunların zaten ardışık iki sayı. Demek ki x değerimiz 11 olmalı. O zaman burası zaten 10 yapıyor. Demek ki cevap C şıkkı. 12 kişinin katıldığı bir satranç turnuvasında herkes birbiriyle ikişer maç yapıyor diyor. Evet. Toplam kaç maç yapılmıştır? Şöyle bir düşünsek. Birinci, ikinci, üçüncü diye yine gideyim ben. 12 kişi var. Normalde bu kaç kişiyle maç yapacak? 11. Bu da 11. Bu da 11. Hepsi 11. Yani eğer tek karşılaşma olsaydı ne olacaktı? 12 çarpı 11 tane maç yapılacaktı. Şimdi herkes birbiriyle ikişer maç yapıyor diyor. Yani bu aslında hediye olayına da benzemiyor mu? Sen şimdi hani şöyle düşün. Ee, sen Ahmet'e hediye verdin. Bu bir maç. Ahmet sana bir hediye verdi. İkinci maç gibi düşün. O yüzden cevabımız 12 çarpı 11'den 132 gelecek. D şıkkı. Şimdi bu soru. 16 takımın katıldığı bir turnuvada eleme usulüyle birinci takım belli olacaktır. Yenilen takımlar her turda elendiğine göre... Toplam kaç maç yapıldığında birinci belli olur. Şimdi tabii 16 tane nokta koyamayacağım. Şöyle bir birkaç tane serpiştireyim. Gidiyor böyle. Şimdi burada 16 takım var. Şöyle bakıldığı zaman ikişerli karşılaştırıyoruz biz bunları. İlk başta 8 maç gerçekleşir. 8 maç gerçekleşir. Siz 8 maçtan sonra aşağı 8 takım iler. Çünkü yarı yarıya elendi hani. Gene yapmayayım ben bunu. Yine bunları ikişerli, ikişerli eşleştirdiğimde bu sefer burada da 4 maç gerçekleşir. Çünkü 8 takım var. İkişerli 4 maç olur. Ee, buradan da 4 takım aşağı iner. Şöyle. Tamam. Sonra bunları ikişer ikişer eşleştirdiğimde 2 maç gerçekleşir. Buradan da iki takım aşağı iner. Ve tek maçla da bu iş biter. Bir maç. Evet. Toplam adedimiz bu. 8, 12, 12. Şuradan da 3 geliyor. Cevabımız 15 çıkıyor. C şıkkı.